ATV Avrupa ekranlarından, Göç Alenge ile Mutfak Sohbetlerinden herkese merhaba. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bugün yayınımız çok güzel olacak. Çünkü bugün güzellik ve bakım üzerine konuşacağız. Emine Hanım bizlerle beraber. Ahsen Lazer'den Emine Tunca. Bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Rabbim herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Evet. Biz de şimdi Ramazan'a özel tabii ki bir yayın yapıyoruz değerli izleyenler. Tabii bir sormam lazım aşkın ablam, Ramazan'ın bu en güzel haftasında ne yapıyoruz, ne hazırlıyoruz? Öncelikle tüm Türkiye'nin de İslam alemi Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsın bu arada, iyi misin aşkın ablacığım? Çok iyiyim Allah'a şükür. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Ramazan gelince tabii sizin şimdi hareketlilik de başlar, evet, değil mi? Evet. Camide evet. İftarlar, hazırlıklar neler yapıyorsunuz? Ramazan ayı geldiği zaman camideki hazırlıklar neler oluyor? Ramazan'da camimizde bir aşçı tutuluyor her akşam. Herkes gelebiliyor camiye iftar yemeğine. Ben çok gitmiyorum. Çünkü hani bir yemek parası verip de her gün oraya gitmek bence iyi değil. Ya aslında tabii ki olmayanların gelmesi lazım. Bence öyle. Olmayanlar gelmesi lazım. Onun için ara sıra gidiyorum, yemek dağıtmaya gidiyorum. O hoşuma gidiyor benim. Aslında yemeğe değil, değil mi? Hoşuma. Hizmet etmek evet. Orada. Evet. Herkese güzel servis etmek, iftarlarını evet. Açmaya değil mi? Orada vesile çok olmak güzel da çok oluyor. Güzel bir his aslında. Oluyor, evet. Ya ben hep diyorum evet burada camilerimizde de iftarlar olsun. Ama bir de böyle bizim elimizin kolumuzun direkt birebir yetemeyeceği yerlere bence o paraları göndererek o bölgelerde de iftar açmalarını sağlamak da değil aslında, mi? Ayrıca evet, bir hayır. Aslında öyle olması lazım. Yani YouTube üzerinden evet. İzliyoruz. Bazı şeylere hep şahit oluyoruz. Hani su bulamayan insanlar var hala. Yani 2023'te yaşıyoruz ama maalesef hala bu imkansızlığa sahip olan yerler var. O yüzden bence değerli izleyenler, evet camilerimiz de var olsun, buralarda da iftarlar yapılsın ama cebimizde ne varsa bence evet. Elimizin yetmediği ama paramızın yetebileceği yere ulaşalım diyorum. Gönderiyoruz. Onu da yapıyoruz onu da elbette yapıyoruz. Ki yani evet. Kimse de yanlış anlamasın, hem buradaki camilere yetiliyor, burada da yapılıyor hem tabii, de tabii. Gönderiliyor da. Bizim ülkemizi de unutmayalım, biliyorsunuz büyük bir deprem atlattık. Çok. Depremden sonra hepimiz yaraları sarmaya çalıştık elimizden geldiğince ama üstünden vakit geçince hani unutmuşluk olmasın değil mi, devam etsin bu yardımlar. Tabii ki oralarda şimdi çadırda depremde oruç tutmak isteyenlere çok çok zahmetli bir Ramazan bence. Evet. Ya inşallah çok kısa bir sürede i̇nşallah. Yani bir sene içerisinde inşallah yeni evleri yapılmış ve teslim edilmiş olacak. Başkanımız i̇nşallah. Da bu konuda açıklama evet. Yapmıştı geçtiğimiz günlerde. İnşallah bir sene sonra herkes sıcak yuvasında sıcak aşıyla beraber Ramazan'ını açmış olacak. Ama Ramazan ayında da unutmayalım deprem bölgelerini elimizden geldiğince orada da iftarlara katkı sağlayalım. Böyle tabii insanların başka yerlerde böyle sıkıntılara uğraştığını bilirken hayata devam etmek, konsantre etmek zor oluyor ama evet. Elimizden geldiğince evet. Hayata tutunup devam ediyoruz. Bugün ne yemek yapıyoruz iftara? Bugün iftara yoğurt çorbası yapıyorum. Buğday, nohut Hı-hı. Karışımı çok güzel olur. Ayran aşı diyebilir miyiz? Ayran aşı da diye. Erzurumlar çok yapıyor bunu. Ben Erzurumlu teyzem yapardı. Ondan gördüm. Daha da hoşuma gitti. Pilavımız var. Büfteğimiz var. Kızartacağız. Salata yapacağız. Oh güzel böyle. Ama tatlı yapamadık. Bugün. Tatlımız bir eksik kalsın. Bir dahaki iftarımıza da inşallah iftara. Tatlımız da olur. Ya bilmeyenler için aslında ayran aşını bilmeyen yoktur. Yoğurt aşı da denilebilir. Hani yanlış evet. Da söylemeyeyim belki ama ilk önce bir ayran aşımızın malzemelerini öğrenebilir miyim? Malzemelerini ben hani çabuk pişsin diye önceden koydum. Nohut, buğday. Güzel, çok da güzel evet, pişti. Evet. Ve kıvamlı. Yoğurt. Yumurtanın sarısını ben kırmıyorum. Bana kokuyor geliyor. Onun için yoğurt, bir kaşık un. Onun güzel. Bir şeyini mi yapıyoruz? Tabii içine terbiyesini. Biraz terbiyesini yapıyorum. Ve sıcak su koyuyorum. Evet. Sıcak su koymasanız peynir gibi olur. Kesilir. Evet. Şimdi bunu pişti zaten. Ya evde aslında güzelce. Kolaylık olsun diye değil mi? Bu buğdayı önceden haşlayıp buzluğa da atabilirler. Ben atıyorum, hep buzluğa atıyorum. Değil mi? En kolayı. Çok hafif oluyor o zaman. İlk önce evet. Peki içinde ne var? Buğday ve su mu bu? Nohut var. Nohut, buğday, nohut. Iğdır'da lepe derler. Lepeli de aynı. Nohut, buğday aslında aynı. Tabii. Su, buğday. Ne güzel kadar buğday var peki? Bir su bardağı buğday koydum. Hı-hı. Tam kıvamında olur çünkü yoğurt gelecek içerisine. Biraz da su. Evet.
çok güzel olur. Üzerine de aslında aşotu diye bir maydanoza benzeyen bir yeşillik var. Onu bulamadım. Unuttum onu. Çok da lezzetli olur üstüne. Ama bahçeden de nane yaptım. Maydanoza tarzı. Benziyor. Bilenler bana evet. Aklına gelenler Instagram'dan yazsınlar. Gülşah Lange'den son hikayelere bakıp yazabilirsiniz. Adını unuttum. Aşotu diyorlar onu. Aşotu diyorlar ama başka bir ismi daha var söylenen. Evet. Neyse birazdan ben telefonda da bakar yine bakarız. Söylerim ikinci yarıda. Piştikten sonra aslında bu kıvama geldikten sonra üzerine yoğurdu ekliyoruz o halde. Yoğurt, bir kaşık un ilave edip karıştıracağım. Ondan sonra sıcak su. Sahurda sıcak. Da bu tabii, arada tabii, çok, çok güzel. Güzel olur yani. Bu çorba kaldıkça güzelleşiyor. Bu çorba yazın çok güzel oluyor. Soğuk yiyorsun. Hı hı. Soğuk soğuk güzel oluyor. Evet doğru vallahi annem de benim çok güzel yapar. Kendimi de kızıma yaptım evde. Aa vallahi aşkın abla zaten burada kız güzel kızlarına da selam olsun. Sağ çok tatlılar. Hepsi Allah bağışlasın. O zaman ne zaman yapıyoruz yoğurdu ekliyoruz? Ben şimdi önce onu yapmam lazım. Hı-hı. Beklersen. Tamam göster istersen aynen göstereyim. Bir verelim. Ondan sonrasında da bugünkü ama en önemli konulara geçeceğim. Ramazan ayında tabii ki bu yemeklerimiz eksik olmuyor. Covid vardı, iftarlar yapamadık, edemedik maalesef. Ama şimdi bu yıl herkes eşini, dostunu, sevdiğini davet etsin evinde. İnşallah iftarlarımız böyle kalabalık kalabalık geçsin ki iftarında öyle tadı oluyor. Ya tabii çalışan insanlar sahur konusu çok güzel sahura kalkmak ama çalışan insanların da zor oluyor gece sahura kalkmak. Hani gece yiyip yatıyoruz. Gece yiyip yatınca da tabii ki ertesi güne biraz daha erken acıkma durumu oluyor ama sahurun da adeti güzel. Ben bazen hiç kalkmıyorum. Akşam yediğimi tutuyorum. Ya kişi kendini aslında bilmesi gerekiyor. Ne aralıkta acıkıyor. Bir tane şey yiyorum. Hurma. Hı-hı. Hurma çok tok tutuyorum. Ya tabii havalarda biz yine Avrupa'da şanslıyız. Hani havalar tam sıcak zamana da denk gelmediği için su problemi de yaşanmıyor. O sıcaklarda elbette ki tutmak çok zor olabiliyor. Zorluyor biraz ama kesinlikle. Çok şükür Avrupa'da havalar ne kadar sıcak olsa da çok sıcak olmuyor. Ya şimdi kesilmesin diye evet. Birer alıyoruz. Birer kaşık. Evet. Ardından da onu karıştırıp üstüne ilave edeceğiz. O zaman kesilmez. Oo, kokusu da öyle güzel geliyor ki anlatamam size. Keşke o teknoloji olsa da. Ben ince ince soğanı doğradım. Ben öyle seviyorum. Evet. Kızarttım. Onun kokusu da güzel içinde. Ha ondan da geliyor evet. Öyle kokusu lezzetli lezzetli. Evet. Kesilmemesi için böyle bir şey yapıyoruz. Tabii bunu bilmeyen yoktur. Çok matahmış bir şeymiş gibi söylüyorum ama. Ama bilmeyen de var. Evet yoktur. Bilmeyen de var. Yani belki vardır. Tabii işte bilmeyenler için bir tekrarlamış olduk bunu. Ondan sonrasında da biraz kaynayacak. Ardından üzerine da tereyağı, zaten. Maydanoz kendi bahçemden yapmıştım. Onu getirdim. Taze. Servise hazır kokuyor. Olacak. Evet. Vallahi hani biraz böyle suyla da çoğaltabilirsiniz tabii, yani tabii. Ertesi güne gayet de güzel olur. O zaman Aşkın ablacığım sana kolay gelsin. Diğerleri için de ara ara tabii. Ben senin yanına uğrayacağım. Hı. Ama bir Emine Hanım'ın yanına dönmek istiyorum. Çünkü yaz öncesi bence en önemli konulardan bir tanesi. Ben hep diyorum kıl tüy mevzuları. Kadını erkeği ergeni hiç fark etmiyor. Bence çağımızın en önemli dertlerinden bir tanesi. Çünkü kılımız tüyümüz varsa ve bununla da ilgili sorun yaşıyorsak aklımıza takıyoruz ve bu psikolojik bir problem haline de gelebiliyor. Ama ilk önce bir Emine Hanım'ı tanımak istiyorum. Hangi hizmetleri veriyorsunuz salonunuzda bir onu öğrenmek istiyorum. Ben güzellik merkezine birçok hizmet sunuyorum ama iki farklı lazer, en çok talep edilen lazer cihazlarım. İki farklı cihaz kullanıyorum. Lash shifting yapıyorum. Yani kirpik kıvırma, et beni tedavisi yapıyorum. Çok yakında da cilt bakımı üzerine başlıyorum. Allah nasip ederse. Aslında bayağı bir konu üzerine hizmet veriyorsunuz evet. Diyebiliriz. Biz tabii sosyal medya üzerinden Instagram'dan takip ediyoruz. Orada görüyorum ben. Hani lazer cihazlarını görüyorum. Değişik makineler falan. Böyle hakikaten de dikkatimizi çekiyor. Diğer verdiğiniz hizmetlerden de belki vaktimiz kalırsa üzerine konuşuruz ama bugün özellikle konuşmak istediğim konu lazerler. Bu iki tane lazeriniz var. Bir onlardan bahseder misiniz? O iki lazer nelerdir? Neler yapıyor? Benim iki lazerimde birisi Ice Diodin lazer, birisi Hybrid Alexandrod lazer. İkisi de son teknoloji modeller. Birbirine benzerlikleri de var ama farklı özellikleri de var. Ice Diodin lazer 4 dalga boyutlu, 6 ten tipine uygun. Hybrid Alexandrod ise 3 dalga boyutlu, 5 ten tipine uygun. Alexandrod'un bir özelliği de iki başlığının bulunması. Bunun birisi buz başlık, birisi soğuk hava başlığı.
Bununla ince ve kalın kılları daha çabuk hedef alıp daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Peki hangi cihazı kullanacağınızı biz size başvurduğumuz andan itibaren mi siz mi bizi yönlendiriyorsunuz? Aslında kişiler kendileri seçiyorlar ama ben yine de hani ilk geldiklerinde test veriyorum. Hani bir gün veya da iki gün önceden hangi lazeri yapmak istediklerini kendilerine test olarak sunuyorum. Bir koluna diyodun lazer, bir koluna Alexander'ı yapıyorum. Kendileri fikir verirlerse, kendileri kabullendiklerinde ne isterlerse onları yapıyoruz. Tabii bu noktada ben genellikle güzellik uzmanına kendimi teslim etmeyi daha çok seviyorum. Ben o noktadayım. Elbette ki kendiniz de karar verebilirsiniz ama ben gittiğim zaman mutlaka ki güzellik uzmanımın tavsiyesiyle hareket ediyorum. Çünkü siz cilt tipini tahmin ediyorsunuz, biliyorsunuz hangisi daha iyi olur, kılın rengine kadar bir sürü tabii ayrıntı var. Benim şahsi fikrim biraz kendinize emanet edin ama uzmanınıza. Ama şöyle bir şey var, bazı insanlar şu şekilde hani bakarlar ya, fikirlerinde evet, sabit olurlar. Sabitlik var. Hani arkadaşım bu lazerle sonuç almış, ben de bu lazerle sonuç alacağım düşüncesi var. Benim arkadaşım bu seansta sonuç almış, ben de bu seansta sonuç alacağım düşüncesi var. Ama o da yanlış. Evet, değil yanlış mi? Ama işte bunu anlatamıyorsun ki. Kafasında bir sayı planlamış. Ben diyor ki 5. 6. seansta biterim diye düşündüm diyor. Hani aslında 6. aslında öyle değil. Değil mi? Herkesin çünkü hormon yapısı, vücut yapısı, hormon sistemi apayrı. Evet. Yani belki ben 10 seansta sonuç alacağım, belki siz 6. seansta kalacaksınız. Bunun da o zaman altını çizelim. Yani ne demek istiyoruz? Şu at gözlüklerini atalım. Biraz kendimizi emanet edelim. Çünkü arkadaşımızın vücuduyla, kıl yapısıyla bizim kıl yapımız aynı değil. Zaten benim şu an yeni makinem geldiğinde yeni makinemden sonra cilt makinesi de aldım. Kıl köklerine bakaraktan hani diyeyim derinin altındaki kıl köklerinin kalınlığına bakaraktan söylüyorum. Hani ona göre hangi cihazda olsun hangi diye. Hangi cihazda olsun diye ona göre cevap veriyorum. Yani o zaman üstte gözüken kıl aslında bizim için çok bir şey anlam ifade etmiyor. Önemli olan kökteki evet, kıl. Evet. Ona göre de hangi cihaz olduğuna karar veriyorsunuz. Evet. Şimdi önceki sistemlerde şöyle bir şey vardı. Hani biraz can acıması vardı. Yani bundan 10 sene öncesine bahsedebiliriz. Ya da işte iğneli epilasyonlar vardı 20 yıl öncesinde. O kadar gerilere gidiyorum. Şimdiki lazer sistemlerinde acı var mı? Bize bir doğruyu söyleyin. Şöyle söyleyeyim. Hiç acı yok desem yalın olur. Yani acı var. Bu kişinin kıllarının kalınlığına, rengine, kıl kapasitesine bağlı. Ice diodin lazerde iğneyle cımbızla kıl çeker gibi veya sinek ısırması gibi diyeyim. Bunun ilk seanslarda biraz acı fazla oluyor çünkü kılların kalınlığından dolayı. O sebepten dolayı hani ilk seanslarda düşük seviyede başlayıp seanstan seansa seviyeleri yükseltiyoruz. Eğer bazı müşterilerim bazı bölgelerde hiç acıya dayanıklı olmadıkları bölgelerde eğer isterlerse uyuşturucu krem ve spraylarımız var. Onları teklif ediyorum. Yani aslında daha çok da gerekmiyor ama kimisi çok hassas değil kimisi, mi? Evet fazlasıyla hassas. Hibrit Alexander ise çok farklı bir makine. Soğuk hava başlığı ile teni soğuttuğu için acı hissi daha az. Neredeyse bence hiç hissedilmiyor. Hiç hissedilmiyor. Onda hiç hissedilmiyor. Sadece biraz bikini bölgesinde hissediliyor. Başka yok. Valla benim acı eşiğim çok yüksek olduğu için yani ben hiçbir şekilde hissetmiyorum. Yani bazen hani bana diyorlar yani olmuyor mu acaba ne oluyor neden hiç gıkın çıkmıyor. Gerçekten de acı eşiği yüksek olanlar için bir problem değil ama çok hassas insanlar var. Onları da anlayışla karşılıyorum. Bana garip gelse de tabii ki acı eşiği biraz daha düşük olan insanlar tabii ki bunu yaşıyordur değil mi? Evet. Fazlasıyla yaşayan insanlar var. Çok çığlık atanlar da oluyor. O derece. Evet. Yani hiç haberi olmayan insanlar da oluyor. Hiç hissetmiyor. Hiç hissetmiyor. Kimisi diyor ki yapıyor musun? Bir etkisi olacak mı bunun? Kimisi de diyor ki bu çok kötü bir şey. Azmışsam o kadar kötü değil. Bir iki kişi de yaşadım bunu. Fazla kişi de yaşamadım ama onlar da çok acıya duyarlı insanlar. Ya bilmiyorum. Sanki biz bir de şöyle düşünüyoruz. Acımayınca etki görmeyecekmişiz gibi de düşünüyoruz evet. Değil mi? İlla evet. Acıyınca etkisini görecekmiş gibi. Acıyınca değil de aslında şunu söyleyebilirim. Lazere giden kişilerin lazer etkisi görmesi yani gördüğünün faydasını ilk seansta da anlayabilir. Vücudunda birkaç hani kıl köklerinin kızardığında onu da anlayabilirler ki hani lazerin etkisi var. Hani gerçekten faydası o anda görmeye başlar aslında. Başka türlü bilmiyorum.
değerli izleyenler, ekranda bu problemi olanlar varsa eşe dosta haber verin, böyle problemler olan herkes ekran başına toplansın. Çünkü çok önemli bir konu bu. Hepimizin hayatında bir kolaylık sağladığı aşikar. O yüzden eşe dosta haber verin. Instagram hesabını hemen söylemek istiyorum ben. ahsen.lazer alt çizgi beauty olarak ulaşabilirsiniz. Eş zamanlı olarak ekranda da görüyorsunuz. Yanı sıra da ben de Instagram'da son hikayelerde ve ana sayfamda etiketleyerek paylaşıyorum. Instagram sayfalarını da takip edin. Oradaki paylaşımlar da çok güzel. Aklınıza takılan soruları da hemen hızlı şekilde sorabilirsiniz. Yine sürekli ekranda olan bizim WhatsApp telefon numaramız üzerinden de soru ve görüşlerinizi iletebiliyorsunuz. Benim aklıma hemen direkt gelen sorulardan bir tanesi. Yan etkileri var mıdır? Tabii ki olabilir. İlk günlerde 1-2 gün kızarıklık olabilir. Daha büyük yan etkileri olmaması için bize geldiklerinde forum doldurtuyoruz. Ki hani solaryuma gittiler mi? Veyahut da güneşlendiler mi? Tende bir hasar var mı? Deri inceltici veyahut da deri hassaslaştırıcı kremler kullandılar mı? Eğer öyle bir şey varsa zaten lazer epilasyon biraz deri hassas olduğu için hemen tepki verip yani yanık riski oluşabilir. Bazen kaşıntı da yaşanabiliyor. Bu da bir alerjik reaksiyon mu? Yok, aslında kaşıntı iyi bir şey. Kaşıntı iyi bir şey. Ben şahsen hani kendimde onu birkaç defa yaşadım. Kendi kendime dedim acaba vücudum alerjik bir reaksiyon mu gösteriyor? Ama sonrasında hemen geçtiği için çok da üstüne düşmedim. O zaman onda herhangi bir sıkıntı yok. Kaşıntı iyi bir şey. Yani. Peki bir ilaç kullanıldığı zaman onu da mutlaka soruyor musunuz bir tedavi esnasında? Evet. Yani geldiklerinde ilk zaten geldiğimde forum doldurtuyoruz. Kullandıkları ilaçlar, hastalıkları, yani özgeçmişini mi diyeyim artık? Evet, bir hayat hikayesini aslında hayat akışını öğrenmek gerekiyor. Hastalıklarını, onları bilmek gerekiyor. Ona göre, kişiye göre tedavisini uyguluyorsun. Peki en can alıcı soruyu soracağım. Biz bu tüylerimizden kesin kurtuluyor muyuz? Şöyle diyeyim, kişiden kişiye değişebiliyor ama kurtulan da var. Pişman olup yarı yoldan dönen de var, evet, diyeyim, öyle söyleyeyim. Hani bu iş sabırı gerektiren bir iş, öyle anlatayım. Bir sürü faktöre bağlı. Kişinin yaşına, yaşantısına, hormonlarına, kullandığı ilaçlara, yediklerine vesaire vesaire. Daha o kadar bir çok şey var ki. Var, evet, çok var. Diyodin lazerde aslında 12 seans deniliyor ama 12 seanstan fazlası da sürebiliyor. Benim yani iki cihazım için konuşuyorum ben. Alexander lazer için 8 seans deniliyor. 5-6 seansta da biten olabiliyor. Yani 8 seansı da geçebiliyor. Ama yani bu kişinin biraz da sabırına bağlı. Sabır etmesi gerekiyor. Bizim insanımız hemen sonuç görmek istediği için burada biraz hani sıkıntı oluyor. Ama lazere ilk başladıklarında ilk 2-3 hafta sonrası diyeyim. Sonuçları görmeye başlıyorlar. Ve rahatlık başlıyor aslında hayatta yaşantılarında diyeyim. Bu kolaylık başlıyor. Birden de ara verdiklerinde, çok ara verdiklerinde bu kıllar hani biraz olsun geri gelmeye başladığında bu tepki hani bizim kıllarımız geri geliyor. Acaba hani, siz bana lazeri düzgün yapmıyor musunuz gibi öyle bir düşünce oluyor ama onun zaten ara vermemizin sebebi kılların çıkamayan kılların çıkması. Yani onu ekstra yapıyoruz zaten. Ama işte biraz ama yanlış anlaşılabiliyor o zaman o noktada. Burada da belirtelim. Yani mucizevi olarak bugün lazer yaptırdım. Artık bir daha lazer ihtiyacım yok diye bir sistem zaten dünya üzerinde şu anda yok. Şöyle diyeyim. %100 hani garantisi veremeyiz kılların gittiğine. %90, %95 gidebilir ama %100 hiç kimse de gitmez. Bir de vücutta aktif olmayan ama zamanla aktifleşebilecek kıllar var. Bunlar kullandığımız ilaçlara, hormonal değişikliklere bağlı. Ondan dolayı bu aktif olmayan kıllar aktifleşip geri gelebilir. Bunun için de şöyle bir şey söyleyeyim. Biz lazer bitti dedikten sonra bile senede bir, yani normal insanlar için konuşuyorum, hormon bozukluğu olan kişiler için de senede iki kere lazer yaptırmalarını tavsiye ederim. Yani diyelim ki gittiniz siz bir 12 seans, ondan sonra artık kıldan kurtuldum değil. Bunu her zaman herkes de söylüyor aslında. Yılda bir veya durumunuza bağlı olarak sıkıntı yaşıyorsanız, hormon sıkıntısı, yılda iki defa gitmeniz gerekiyor. Çünkü hayatın içerisinde diyelim ki ben yaptırdım lazeri, arada senede bir de gidiyorum ama hayatın gerçeği biz hanımlar menopoza
girdik. Menopoza girdiğiniz andan itibaren olan problem nedir? Hormonlarınızla alakalı. Sonrasında tekrar belki hiç kılınız yok ama belki tekrar kılınız çıkabilir. Yani, bu ne yapan kişide hata ne de makinede aslında, değil kullandığım mi? Kullandığım ilaçlara da bağlı. Sadece hormon, yani hormonal bozukluğu diyeyim, menopoza bağlı değil, hamileliğe bağlı değil. Kullandığımız herhangi bir ilaç yemek bizim, bile. Evet. Kullandığımız biraz önce de söylediğim gibi yediğimiz yiyeceklere, içtiğimiz içeceklere, ilaçlardan kaynaklanan bizim aktif olmayan kıllarımızı aktifleştirebiliyor. Evet, değil mi? Bizim o görmediğimiz kıllar aslında evet, bir sebeple çıkabiliyor. Bu noktada da kimseyi suçlamamak lazım. Yine gidip o lezerimize devam etmek gerekiyor. Ya süreç içerisinde tabii ki çok farklı renklamlarda da görüyoruz. Ben şahsen sosyal medya üzerine denk geliyorum. İşte tüylerinizden garanti olarak kurtulun. Ama size çok teşekkür ederim Emine Hanım. Siz tam böyle şeffaflığıyla, dürüstlüğüyle bu konuyu bize çok güzel açıklıyorsunuz aslında. Herkesten de bunu bekliyoruz. Tabii ki Ahsen Beauty'ye, lazere de, yanlış söyledim, Ahsen lazere de ulaşmak istiyorsanız ahsen.lazer_beauty olarak ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Şu an ekranda da var, ara ara da çıkıyor. Alamadıysanız da benim Instagram sayfamda, ana sayfada etiketli olarak görebilirsiniz ya da son storylerimden bakabilirsiniz. Bir Aşkın ablamın yanına dönmek istiyorum. Aşkın ablacığım nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çorbamızı bitirdik bak. Evet. Ay çok da güzel gözüküyor. Güzel oldu. Evet. Valla artanını buzluğa koyun. Buzluktan çıkarıp yine içersiniz. Pilavımızı yapıyoruz. Suyunu ilave edeceğim. Biraz karıştırayım ben de. Karıştır. Karıştır ki benim de elimin lezzeti de birazcık bulaşsın. Ya ben çok güzel pilav yapardım ama bu son zamanlarda pirinçten midir? Neyse ismini vermeyeyim markadan. Evet, evet. Pirinçten mi bilmiyorum. Meşhur da bir pirinç. Pilavlarım hiç güzel olmuyor. Karizmayı çizdiriyorum. Geçenlerde ablam geldi. Güzel yemek yaptırdım. Beklettim, saatlerce beklettim. İyice acıksınlar ki yemek güzel olduğunu anlasınlar diye. Ayıptır söylemesi, fırında çok güzel tavuk yaptım. Yanına dedim pilav da yapayım, işte salatası, her şey hazır. Pilavım bildiğiniz şey gibi oldu. Helva gibi oldu ya. Karizmayı çizdirdim yani. O pirinci, ben pirinci almadım. Geçen hafta gittim bakkala. Çünkü bizim o taraflara yakın. Evet. Bafra'da bizim çok pirinç olur. Abimler çok pirinç yapıyor. Abla dedi bu Türkiye'nin pirinci değil. Üzerinde Türkçe yazıyor. Hayır dedi, sade amblemi öyle dedi. Almadım. Ha. Ben onu Türk pirinci zannediyordum. Uzak doğudan geliyormuş. Oradan. O yüzden de bilmediğimiz işte. Sürekli almıyorum. Yaptığım pilav şimdi artık evet, olmuyor. Yine markamı değiştireceğim artık. Başka bir marka var. O markanınkini artık kullanacağım. Önceden de onu kullanıyorum. Sağlık olsun. Ne etimizi yapalım? Koyduk. Etimiz pişecek. Pişecek. Salata hazırlıyorum. Salata hazırlıyorsun. Tabii. Ardından da iftara da evet, hazırlayacağız. Çayımızı da demleyeceğiz. İftarımızı yaptıktan sonra inşallah çayımızı da afiyetle içeceğiz. Aşkın ablacığım sana kolay gelsin. Ben sohbetime devam ediyorum. Çünkü eminim ki ekran başında izleyenlerimizin de merak ettiği bu önemli soruyu soracağım. Lazer kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? Aslında herkese yapılabilir. Sadece 18 yaşına gelmiş olması lazım. Çünkü ergenlikte hormonlar düzensiz olabiliyor. Erken başlamak faydalı olmaz. Bilindiği gibi hamileler, epilepsi hastası, kalp pili takılanlar, kalp rahatsızlığı olanlar, kanserler, kanser tedavisi görenler yapılamaz. Aradan en az 4 yıl geçmesi lazım bu tedavilerden sonra. Ondan sonra lazer yapılabilir. Bunları da dediğim gibi başta müşterimiz geldiğinde formları doldurtuyoruz. Onlar da belirtiliyor. Onlara göre yapılıyor değil evet, mi? Evet, yapılıyor. Benim güzellik merkezimde ben sade kadınlara hizmet ediyorum. Bunu da burada belirtmek isterim. O yani, zaman erkekler alınmıyor diyelim. Evet, ben kadınlara hizmet ediyorum sade, erkeklere hizmet etmiyorum. Erkekler de artık kendilerine başka lazer stüdyosu bulacak. Sadece Emine Hanım hanımlara hizmet veriyor. Bazı durumlarda 18 yaş öncesi de anne baba izniyle, müsaadesiyle yapılıyor. Bunu sağlıklı buluyor musunuz? Evet. Aslında şöyle diyeyim. Buranın kanunuyla Türkiye'nin kanunu farklı. Türkiye'de ergenliğe geçtiğinde 2 sene sonra başlayabiliniliyor. Burada bazıları, yani aileler diyelim, anne baba izin verdiğinde aslında burada da başlanılabiliyor ama biz işi, ben diyeyim, ben kendi adıma konuşayım, işi riske almamak için ben 18 yaşından küçükleri yapmıyorum. Ya evet, hani çocuklarımızın erken yaşta kıl problemi
gün yüzüne çıkıyor. Onlar da huzursuz oluyor. Biz de anneler de mutsuz oluyoruz bu durumdan dolayı. Evet. Ama tabii ki de ergenliği tamamlaması bile, hani eskiden diyorlardı 18'de ergenlik tamamlanıyor ama benim şahsi görüşüm 26'ya kadar gidiyor ergenlik. Artık tamamlama süreci o kadar uzun yani. 18'de tamamlanmıyor ama yine de dediğiniz gibi 18'i beklemek aslında fiziksel yapısının tamamen, aynen, hem hormonların hem de fiziksel yapısını tamamlamış olması çok daha iyi olur. Peki bizim en büyük problemimiz mesela Avrupa'da bu, hani solaryum merakımız çok çok fazla var. Evet. Solaryuma çok gidiyoruz, işte saunayı seviyoruz vesaire ama lazer yaptıranlar nelere dikkat etmeli? Lazerin öncesi ve sonrasında. Lazer yaptırmak isteyenler en az diyeyim 2 ay solaryuma gitmemeli, güneşlenmemeli. Bize gelmeden 2-3 haftası öncesi diyeyim ağda epilasyon veyahut da kılları kökten alım olmamalı. Bize gelmeden önce 1-2 gün önceden temizlenilmeli. Ama benim tavsiyem, ben tıraş edilmesi değil de saç makinesi kullanmasını tavsiye ediyorum. Lazer yapılacağı gün lazer bölgelere deodorant, parfüm kullanılmamalı. Krem de değil mi? Krem de ama genelde hani parfüm tarafları biraz daha ağır basıyor ya, ondan dolayı. Bu lazer yapılacak bütün tedavi zamanında bunlar geçerli. Yani lazere gelmeden önce parfüm ve deodorant hiçbir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Yani gelmeden bir gün öncesi duşa girerlerse evet, tamam yeterli. Zaten. Değil mi? Biz bilmeden tabii gidiyoruz, orada soyunacağız, temiz olalım vesaireden, parfümleri sıkıp kremleri sürüp gidersek olmuyor. Bunu da iyi ki öğrendik. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki lazer sonrası nelere dikkat ediyoruz? Aynı şeyler geçerli. Yani solaryum 2 ay öncesi ve sonrası. 2 ay? Evet. Yasak. Güneşlenme diyeyim. Yani güneşlenmeden kastım hani dışıpta hani çarşılarda gezip dolaşmak değil de güneşin altında yatmak. Evet, bunlar. Başka. Peki sauna, hamam, hani bizde hamam kültürü çok var. Bunlarda ilk bir hafta bir var. Sorun yok ama ikinci, üçüncü haftalarda olabilir. İlk bir haftada keselenmede de problem var. İkinci, üçüncü haftalarda sorun olmayabilir. Çünkü deri biraz hassas oluyor lazer haftası. O yüzden ilk hafta biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci haftada sorun olmaz. Duş, banyoda herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Aynı gün duş da alınabilir. Aynı gün duş alabilir ama benim iki farklı makinem olduğu için birinde duş alınabiliyor ama birinde duş alınamıyor. O zaman hangi makinede yaptırıyorsak ona göre dikkat ederek uzmanımıza sormamız lazım. Şöyle söyleyeyim, ben diyodin lazer için konuşayım. Jel kullandığımızda, udraşel gelileri kullandığımızda duşta bir sorun görmüyoruz. Hibrit Alexander'da jelsiz kullandığım için bazen diyodin lazeri de jelsiz kullandığımda o zaman duş bir gün boy, bir gün süreliğine duşu istemiyoruz. O zaman aynı gün o işlemden sonra bir günde duş almasak olur. Şimdi jelle yapılınca biraz insan kendini rahatsız hissediyor. Yani her ne kadar tabii uzmanlarımız temizlese de yine eve gidip bir duş alma ihtiyacımız oluyor. Değerli izleyenler, Emine Hanım'a ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabını hemen vermek istiyorum. ahsen.lazer alt çizgi beauty olarak ulaşabilirsiniz. Şu anda da ekranda var. Ben hemen adresi de vermek istiyorum. Gerçi müşterilerinizde de etraftan çok gelen var. Onu da soracağım ama bu çevrede olanlar için, bir de gelmek isteyenler için hemen adresi vereyim. Dişitrase 2-4 63110 Rotka odasınız siz. Ama nerelerden gelen müşterileriniz var? Bir söyleyelim onu da. Benim uzaklardan, bayağı bir uzaklardan gelen müşterilerim çok. München'den var. Karsu, dilim dönmüyor. Kassel, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, aklınıza gelebilecek. Nerede her uzak yerden vardın, evet. Valla güzellik, bakım söz konusu olduğu zaman ben de gidiyorum. Ben buradan sevgili Banu'ma sevgilerimi gönderiyorum. Saçlarımı biliyorsunuz o yapıyor. Ben Bergen Enkheim'de oturuyorum, Frankfurt'un bir ucunda. O Mörfel'den, Waldorf'ta. Bana diyorlar yani her seferinde oraya gidiyor musun? Evet, yani sevdiğim kişinin yanına gitmek beni mutlu ediyor. O yüzden işlem yaptırdığınız yeri ve kişiyi de seviyorsanız insan yolu da göze alıyor. Tabii ki ayda bir, 1,5 ayda bir gelindiği için de sıkıntı da yaşanmıyor değil mi? Öyle bir sıkıntı yaşadıklarını söylemiyor. Aslında bazen geldiklerinde rahatladıklarını söylüyorlar. Hani gelip konuşarak terapi gördüklerini de söylüyorlar gelen genelde müşteriler. Ben biraz konuşkan bir insanım. Ya öyle de güzel oluyor. Şimdi gidiyorsunuz oraya yatıyorsunuz. Beyleri biraz komik geliyor bu. Ben tahmin edebiliyorum ama yani bizlere o kadar iyi geliyor ki oraya hani bir yarım saat bir işlem yapılırken böyle biraz kendimizi de dinliyoruz. Hem de sohbet ediyoruz. Evet. Benim için de iyi oluyor. Onlar için de iyi oluyor aslında.
birbirimizden bilgi alışverişi gibi diyeyim. Güzel öyle oluyor. Evet, güzel oluyor. Peki diğer bir soruyu sormak istiyorum. Lazer hangi zamanlarda yapılmasını tavsiye edersiniz? Tenenin her ayı kullanılabilen cihazlar. Ama kış ayları bizim için daha avantajlı. Çünkü bu dönemde diyeyim güneşlenme, yani güneşe çıkmama gibi sorunumuz yok. Yani daha rahat bir zaman. Güneşin etkisi daha az yaz oranında yani, evet, tabii ki. Bir de acı oranında diyelim. Kış aylarında acıyı daha az hissediyorlar. Yazın daha çok sıcaklık hissediyorlar makinelerde. Yani herhangi bir makine fark etmiyor. Onda daha çok hani tenlerini daha çok yandığını hissediyor ama yanma değil de o havanın sıcaklığıyla kaynaklanan değil mi? Bir şey. Vücudumuzun ısısı da yükseldiği için otomatikman belki de o acı hissini daha fazla. Emine Hanım'ın tavsiyesi aslında hani makinalar 4 mevsim yapılmaya uygun olduğunu hani söylüyor, vurguluyor ama özellikle kış mevsimleri tercih edilirse o zaman daha az acı hissedilir belki de. Aslında bu zamanda başlamak süper bir fırsat, öyle söyleyeyim. Yani yaza, en iyi aylar değil mi? En iyi aylar. Çünkü yaza temiz, rahat girebilmek için, tatile gidebilmek için, her şey için aslında çok güzel bir fırsat. Ya Avrupa'da zaman. Zaten hani şunu da belirtelim. Hani yaz Türkiye'deki gibi geçmiyor ki. Evet. Yani o yüzden aslında hani 4 mevsim çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Almanya'da biz yazı hani toplasanız bir ay böyle hani dolu dolu bir sıcak hava görüyoruz. Onun harici bizim yazımız aslında burada neredeyse yok. Böyle hava evet ne soğuk ne sıcak arası. O yüzden bence her ayda yaptırabilirler. Her ay yaptırabilir ama yani kış aylara daha avantajlı. Bir de bu şöyle söyleyeyim lazerler için. Mevsimlik değil aslında, sezonluk değil. Aslında ömürlük bir işlem. Yaşlılığımızda, yani hastalığımızda bize çok kolaylık, rahatlık sağlayabilecek bir şey. Çünkü bence, yaşla ilerliyor. Aynen. Bence herkese öneririm de, tavsiye de ederim. Çünkü çok kolaylık, çok rahatlık. Sağlıklıyken, elimiz ayağımız tutuyorken bazen hiç yaşlanmayacak gibi düşünüyor olabiliriz ama yaşlandığımız andan itibaren o kıl temizliği, yani hele ki günümüzde ağda vesaire kullanıyorsanız, bunu başkalarına bile yaptırıyorsanız belirli bir yaştan sonra biraz utanma da getiriyor galiba. Evet. O yüzden bence vakti zamanı gelmişken herkes lazerini yaptırırsın, ilerleyen yaşlarda daha da böyle iyi olur diye düşünüyoruz. Ya şu an elimiz ayağımız tutuyor. Elimizin ayağımızın yani bir saat sonra tutacağını kim söyleyebilir? Evet, aynen. Bir iki saat sonra ne olacağımızın belli değil. O yüzden de yaşlılık için bence hani ben öyle düşünüyorum. Bu bir yatırım gibi düşünün. Aynen. Hani biz mala mülke yatırım yapıyoruz ama en önemlisi belki de kendimizi unutuyoruz. En önemli şey sizsiniz, biziz. İlk önce bir kendimizi düşünüp kendimize yatırım yapmamız lazım. Evet, yarın için yaşamıyoruz belki ama bugün için de bu çok önemli bir konfor. O yüzden hanımlar bence hiç vakit kaybetmeyin. Hızlı şekilde neredeyseniz Emine Hanım'a ulaşarak, ekranda da görüyorsunuz Instagram adresinden. Sadece siz kendinize bir buçuk ayda bir gün vakit ayıracaksınız. Ortalama kaç dakika sürüyor peki seanslar? 45 ile 1 saat arası, 45 dakika ile 1 saat ama kişinin hani biraz kilosuna da bağlı değil mi? Bağlı değil mi? Evet. Tabii yani daha minyon tipiniz varsa daha hızlı bitebilir, biraz kilonunuz varsa daha bir 10 dakika uzayabilir ama olsun. Hı. O 1 saati kendiniz için ayırın. Ben hemen Aşkın ablamın yanına geçeceğim, sonrasında bir soru daha var, onu da soracağım. Merak ediyorsunuzdur hangi kıllar tamamıyla gidiyor, hangileri kalıyor, onu da mutlaka ki soracağım. Aşkın ablama bir bakayım. Aşkın ablacığım valla etin kokuları geliyor. Pilavımız oldu. Maşallah etimiz pilava kısırıyor. Bak pilav gibi pilav oldu valla. Salatamı hazırlıyorum. Ardından da tabii, az kaldı iftarımıza. Aynen, iftar vakti geldiği zaman da hazırlığımızı yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet. Et ne kadar süre pişecek? Et büftek olduğu için o yavaş pişmesi lazım. Kuzu eti çabuk pişer ama büftek yavaş pişmesi lazım. Ben de onların ayrımını yapamam ya yani hiç bazıları kanlı yiyor ya içi biraz pişmemiş. Az pişmiş. Ben sevmiyorum. Ya ben hani az pişmişim biraz bir tık üstünü çok seviyorum. Böyle kanlı falan yiyemem ama yiyenlere de saygı duyuyoruz yani. Yiyenler de elbette ki var, onlar da öyle seviyor. Evet. Etimiz de gayet güzel pişiyor ama benim anlatacaklarım var. Instagram üzerinden soruyorsunuz biz dengeme nasıl ulaşabiliriz? Ödemeyi nasıl yapıp nasıl online terapi alabiliriz diye hemen bahsediyorum. Elinizdedir telefonunuz. Dengem.de'ye giriyorsunuz. Orada zaten ana sayfaya girdiğiniz andan itibaren sizi yönlendirmeye başlıyor sayfa. Orada istediğiniz psikoloğu seçiyorsunuz. Yani kalbiniz, gönlünüz
kimi isterse orada fotoğrafları da var. Orada seçiyorsunuz ve direkt randevunuzu alıyorsunuz. İlk 15 dakikası ücretsiz. İlk 15 dakikadan sonra eğer terapi almak istiyorsanız ya da uzmanınız size terapi almanızı tavsiye ediyorsa sonraki randevuyu yapıyorsunuz. Ödemeyi de isterseniz PayPal üzerinden, isterseniz de havale yöntemiyle gerçekleştiriyorsunuz. Online terapinin faydalarından da biraz bahsetmek gerekiyor. Artık günümüzde biliyorsunuz ki bir psikologdan randevu alıp gitmek gerçekten de çok uzun ve uğraşlı bir sürece girmiş oluyor. Yani randevuyu alıyorsunuz ancak size bir iki ay sonrasına randevu verebiliyorlar. Yani o dakikadan sonra da zaten iş işten de geçmiş oluyor. Yani rahatsızlığınız varsa daha da ilerlemiş oluyor. Ama online terapi sayesinde istediğiniz her yerde uzmanınıza görüşebiliyorsunuz. Randevunuzu yapıyorsunuz, tabletinizi veya telefonunuzu alıyorsunuz, karşılıklı görüşebiliyorsunuz. Ki bazı konular da var aşkın ablacığım. Kamerayı kapatıp da anlatabilirsiniz. O rahatlığı da güzel. Evet, uzmanınızdan hiçbir şey gizlemeyin, psikoloğunuzdan hiçbir şey gizlemeyin ama bazen bazı şeylerin anlatılması, kendine bile itiraf etmesi evet. Zor gelen konular vardır, değil evet, mi? Evet. O konuda mesela kamerayı kapattığınız andan itibaren belki daha rahat anlatma şansı da doğuyabiliyor. Sence aşkın abla, yani direkt psikoloğa gitmektense online görüşmek daha iyi mi bu tarz şeyleri anlatırken daha rahatlık anlamında? Online görüşüldüğün zaman da kimse seni görmüyor ki zaten. Evet. Yanında olsan da aynı, online de olsa aynı benim için. Ya birebir görüşürken bazen bazı konuları anlatamıyoruz ama online görüşmelerde arzu ederseniz kamerayı kapatıyorsunuz, birebir görüşebiliyorsunuz. O yüzden online görüşmeleri her zaman daha faydalı buluyorum. Eğer sizler de online terapi almak istiyorsanız dengem.de'ye girerek hızlı şekilde randevu oluşturabilirsiniz. Instagram hesaplarında yine dengem.de olarak takip edebilirsiniz. Yönetmenim diyor ki ilk yarının sonuna geldik. Bir reklamlara gidelim. Değerli izleyenler gelin reklamları izleyelim. Ardından devam edelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yemeklerimiz de hazır. Tane tane bir pilav. Şehriyeli pirinç pilavımız var. Çorbamız hazır. Ayran aşımız. Görmüş olduğunuz gibi etlerimiz de pişti. Salatamız da Allah'ım Rabbim olmayanlara da versin. Amin. Gayet güzel gözüküyor. O zaman aşkın abla bir servis tabağı hazırlayalım. Tabii tamam. Ki iftara daha var ama bir sunum olarak göstermek istiyoruz. Onu sen hazırlarken de ben de soracağım soruyu sormak istiyorum. Hangi kıl gitmez tamamen? Onu bir öğrenmek istiyorum. Yani çünkü çeşitleri var değil mi kıllarında? Evet. Beyaz kıllar asla gitmiyor. Yani bizim kullandığımız makinelerde gitmiyor. Aslında gidiyor ama altın iğneyle gidiyor. O da şu an bende o cihaz yok. Hı hı. Sarı ve ince kıllar bunlar da kol, şu boğaz ve çene kısmındakiler. Üst bölgedeki biraz ince ve sarı kıllar yani asla demeyeyim de gidiyor, inceliyor ama tamamen hani pürüzsüz bir cilt edinmiyor. Yani onlar mutlaka ki kalabiliyor diyebiliriz. Aynen. Şimdi, kalın kıl ne kadar yani kalın ne kadar kalın ve sert koyu renkse daha çabuk gidiyor. O kadar iyi yani. O zaman kalın ve böyle koyu renkli kılları olanlar daha şanslılar. Çünkü evet. Onlar daha hızlı kıllarından kurtuluyor. Peki siz bir de program başında da dediniz. Jilet değil, saç yani erkeklerin tıraş makinesi gibi mesela var ya hanımların da onu kullanmayı tavsiye ediyorsunuz. Onun özellikle bir sebebi var mı? Şöyle bir sebebi var. Aslında bizim genlerimiz biraz Asya genleri jilete biraz daha agresif olduğumuz için ince kılları makinelerde görmediği için her seansta siz jiletlediğinizde, makineyle de lazer geçtiğimizde makine zaten o kılı görmüyor. Bir etkisi yok. Her jiletlemenizde de kıl daha çok sertleşerek ve daha renk koyulaşarak geliyor. O yüzden de... ben jileti tavsiye etmiyorum. Ben genelde benim müşterilerime hani saç makinesi öneriyorum. O zaman onu kullanacağız. Bugün bu yayında bir şey daha öğrenmiş oldum. Her yayın benim için gerçekten de ayrı bir bilgi katıyor. Bugün bu bilgiyi de edinmem iyi oldu. O zaman jilet kullanmamayı Emine Hanım tavsiye ediyor. Onun üzerine yani Emine Hanım'ı tercih ettiğiniz zaman zaten sizi en güzeline, en doğrusunu mutlaka ki yönlendiriyor. Bir de merak ediyorum bir kampanya var mı şimdi yaz öncesi kıllarımızdan, tüylerimizden bir kurtulmamız benim için? Benim Mayıs ayının sonuna kadar geçerli kampanyalarım var. Instagram ve web sayfamdan görebilirsiniz. Yani bana ulaşmak isteyenler de WhatsApp üzerinden veya da Instagram'ın üzerinden ulaşırlarsa memnun olurum.
O zaman Instagram hesabını da şu anda ekran üzerinden görüyorsunuz. Eğer alamadıysanız da değerli izleyenler, benim Instagram sayfamda, ana sayfada Gülşah Lange'den ulaşabilirsiniz. Ya da storylerden zaten görebilirsiniz. Orada etikete tıkladığınız zaman Emine Hanım'ın Instagram sayfasına Ahsen Lazer'e ulaşıyorsunuz. Nerede yaşarsanız yaşayın, zaten bir buçuk ayda bir, ayda bir gidildiği için de çok rahatlıkla. Aynen. Hem bir gidin farklı bir yer görmüş olun, farklı bir bölgeyi gezmiş olun, hem de lazerinizi yaptırmış olursunuz. Yavaş yavaş da programın zaten sonuna geliyoruz. Aşkın ablacığım da güzel servis tabağını da hazırladı. Aman Allah'ım, gerçekten de acıktık. Rabbim olmayanlara versin, böyle oruçsunuz, ekrandan da böyle yemekleri de paylaşmak biraz tabii ki zor oluyor, ayıp oluyor ama hakkınızı helal edin değerli izleyenler. Ama sizlere iftar için fikir vermek istedik. Aşkın ablacığım da iftar masamıza hazır edecek güzel bir tabak hazırladı. Tabii ki daha iftara var ama biz sunum için güzel bir hazırlık yaptık. Programın başında da dedik ya, tatlımız yok. Unuttum programın başında. Emine Hanım böyle elleriyle güzel güzel kurabiyeler yapmış. Çok teşekkür ediyorum, çok size zahmet verdirdik. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ay, rica ederim. Geleceğim size ekstra teşekkür etmeye ama kurabiyeler için, düşündüğünüz için gerçekten de kalpten yürekten teşekkür ediyorum. Aşkın ablacığım, kısa bir özet geçecek olursak neler yaptık? Bugün yoğurt çorbası yaptık. Pilavımız var, salatamız var, bifteğimiz var. Yanına ben aynı köy kızartması gibi biberi, patatesi, soğanı, domatesi kızarttım. Çok güzel olur. Gayet de güzel oldu. İftarda güzelce karnımızı inşallah Allah nasip ederse doyuracağız. Sahurda da ayran aşımızı içeceğiz, değil mi? Hem midemiz rahat edecek. Çok önemli sahurda yediklerimiz. O yüzden ayran aşını mutlaka ki sahurda içerseniz gayet de güzel ertesi günü devam edersiniz diye. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Amin. Çok Allah teşekkür ediyorum. Allah tekrar nasip eder. Amin. Seni inşallah. Amin inşallah aşkın ablacığım. Bu arada unutmadan hemen teşekkürümü etmek istiyorum. İmaj Center'a İsek abimize teşekkürlerimi gönderiyorum. Hanoa ve çevresinde olanlar gidip alışverişini orada yapabilirler. Görmüş olduğunuz tüm malzemelerimizi biz de oradan alışverişini yapıyoruz. Aşkın ablacığım, tekrardan teşekkür ederim. Konuğuma dönmek istiyorum. Ahsen Lazer olarak Emine Hanım bizlerle beraber oldu. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İnşallah yine bekleriz sizi. İnşallah görüşürüz. Değerli izleyenler, sizler de Ahsen Lazer'e ulaşmak istiyorsanız Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gülşah Lange olarak benim Instagram hesabıma girdiğiniz takdirde oradan direkt etikete tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese kalpten yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.